Türkiye'nin televizyonuna, Kanal Türk ekranlarına, ekranların gerçek gezi programı Dolu Dolu Anadolu'ya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Mert Savaş. Kameraman arkadaşım Mutlu Şahin'le beraber bu hafta yine yollardayız efendim. İstanbul'dan yola çıktık. Yaklaşık 5 saat süren bir yolculuğun ardından bu haftaki çekim merkezimize ulaştık. Öyle bir yerdeyiz ki tarihi bir taş köprünün üstünde. Bir tarafımızda çam ormanları, hemen suyun sesi size geliyordur. Bu köprünün altından akan şırıl şırıl bir dere. Bu hafta Dolu Dolu Anadolu'da sizlerle beraber Sındırgı'da olacağız. Balıkesir Sındırgı'da. Peki bu hafta neler yapacağız, az sonra neler izleyeceksiniz? Şu güzel manzaradan faydalanalım ve bu hafta neler izleyeceğimizden kısaca bahsedelim. Efendim biz cumartesi günü geldik buraya. Burada pazar vardı. Çok keyifli pazar sohbetleri izleyeceksiniz. Ne dedin? Beni kaçır dedi. Nasıl kaçırdı seni? Tuttu, sürüye sürüye getirdi. Tabii ki Sındırgı denilince akla gelen halılar, kilimler, kolonyası. Ve Dolu Dolu Anadolu'da diyeceğiz ki haydi köylere gidelim, Osmanlılar köyüne gideceğiz. Orada ekmek, bahane, sohbet şahane. Şimdi tabii o bilmez, o daha genç kız, onun torunu yoktur. Baba onun da var 2 tane torunu. Hiç vallahi torunu olan gibi durmuyor. Baksana hadi. Hepinizden genç duruyor. Sana? Dolu Dolu Anadolu tarihiyle, kültürüyle, halısıyla, kilimiyle meşhur Sındırgı'da başladı efendim. Hoş geldiniz. Sındırgı. Hani programımızı bu hafta burada yapıyoruz. Önce şunu söyleyeyim, unuturum falan. Aslında Sındırgı gezilip görülecek güzelliklere sahip bir yer ama hani yolundan mı, konumundan mı, biraz nedense hani o Balıkesir'in meşhur turizm merkezlerinin arasında unutulmuş hissine kapıldım. Aslında çok da fazla görülecek, gezilecek, tadına bakılacak ürün var. Şimdi efendim mis gibi bir kokudan bahsedeceğim. Sındırgı'ya has. Şimdi mis gibi koku deyince hemen aklınıza sucuklar gelecek. Şimdi Sındırgı'nın sucuğu da iddialı. Hatta biraz sonra Sındırgı usulü kasap sucuğunu burada şipşak yapacağız ama mis gibi kokudan bahsettiğim sucuk değil. Sındırgı'nın sucuğundan da tabii ki ayrı ama o mis gibi koku efendim çam çiçeği kolonyası ve Sındırgı'da aklı hayale gelmeyecek derecede çok kolonya üretiliyor. Şimdi ne yapalım? Bir kolonyaya gidelim. Kaç çeşit kolonya varmış, kokusu nasılmış ekranlara getirelim. Sonra da diğer mis gibi kokuya gelelim. Mangalda yavaş yavaş yansın. Bir de Sındırgı usulü sucuğun ve sucuk ekmeğin tadına bakalım. Sındırgı sucuğu az sonra dedik. Efendim geldik o bahsettiğim mis gibi kokuların yayıldığı dükkana. Hani içeriye girdiğiniz andan itibaren insanın içi açılıyor. Açılmasın da ne olsun efendim. Kolonyacıdayız. Şimdi kolonya kültürü bir zamanlar çok yaygındı. Tabii bölgede devam ediyor da eskiden ziyarete, bayram ziyaretine giderken, hastaya giderken mutlaka o şeylerde kolonyalar giderdi. Rengarenk bir dükkan, çalışması keyifli. Şimdi efendim kolonya bana say deseler işte limon kolonyası derim. Düzceli dostlarımın kulakları çınlasın tütün kolonyası derim. Ondan sonra ilk akla gelen başka... Belki zambak dersiniz. Belki zambak, belki lavanta derim ama... Önce bir merhaba diyeyim. Merhaba. Merhaba. İsmim Himmet Soyak. Kendim kimyagerim. 3. kuşak olarak bu işi yürütmeye devam ediyoruz. Bu kimyagerler de hafif çılgındır ha. Yani samimiyetine dayanarak söylüyorum. Böyle belli olmaz sağları solları. Biraz ondan, biraz bundan bir bakarsın. Havaya uçmuş. Allah Allah korusun. Ya rengarenk ne güzel dükkan. Tamam sen de güzelsin. Güzel kardeşim. Yani hani kolonyaların arasında duruyorsun falan. Kaç çeşit kolonya var? Şu an benim size söyleyebileceğim tahminim bir 300 çeşit kolonya var. 300 çeşit kolonya. Saymaya kalksak program yetmez ama. Şimdi en ünlüsü hangisi?
Bizim çam çiçeği kolonyamız var. Çam çiçeği kolonyası. Evet, klasik çamdan farklıdır. Onun için o çiçeği kelimesini ekledik sonuna. Çam çiçeği dedelerimizin 50 yıldır ürettiği, bize miras bıraktığı en önemli ürün odur. Şimdi peki şöyle bakıyorum. Gerçekten hani dağ taş kolonya derler ya. Ama şunu merak ediyorum. Bana 3 çeşit sayar mısın? İnsanlar ekran karşısında baktığı zaman şunu desin. Vay be, şunun da kolonyası varmış diye. Şimdi insanların tahmin ettiği iğde, leylak, menekşe, bunları zaten geçiyorum. Ama incir. İncir kolonyası. Ihlamur, akasya, ceviz, kekik. Hamsi. Hamsi üretmiyoruz. Hamsinin kokusu sanki sürülmez gibi geliyor ama. Mistirimiz, özlüyoruz memleketi. Ama hani illa böyle iştah açıcı bir şeyin kolonyası olacaksa çikolatalı kolonya olur herhalde. Denedin mi? Tabii ki denedik. Sipariş üzerine özel olarak üretimlerimiz dedim var. Dedim ya abi. Hafif çılgınlık var tabii. Ya şu çam çiçeği kolonyasından bir bakalım. Hangisi burada? Buyurun, buradan ikram ediyorum size. Buyurun. Şöyle hemen bir... Hani gerçekten güçlü bir kokusu var. Peki böyle şu incir kolonyası hangisi? İncir, i̇ncir var mı? İncir kolonyası. Şöyle gel mutlu incir kolonyası. Cevizle iyi gider değil mi? Şöyle şunun bir kokusuna bakalım. Biraz incir yemiş gibi olacaksınız. Olacak mıyız? Gerçekten iyi. İncir kolonyası. Bir şey söyleyeyim mi? Çok değişik bir kokusu var. Efendim böyle hani genç kızlara tavsiye edilebilecek bir koku. Şimdi efendim tabii bir de bir ürünü yapmak kadar onu sunmak da ayrı bir keyiftir. Şimdi bakın. Hani üzerinde marka yok, etiket yok. Rahat rahat gösterebilirim. Şimdi bakın alın. Bunu ne kadar şık bir hediye. Yine söylüyorum, Sındırgı'nın şanssızlığı şu yollarının bir türlü istenilen kıvama gelmemesi. Hani her yere Balıkesir'in ne kadar turistik yeri var. Burada da aslında gezilip görülecek çok yer var. Bu ne kolonyası? Zeytin kolonyası efendim. Allah Allah, zeytin kolonyası. Dur bu elime de bunu. Ben buradan çıktıktan sonra. Zeytinin birebir yaprak kokusudur. Evet, direkt. Vallahi ilginç yani. Demek ki gezip gördük. Bu herhalde portakal mı? Altın damlası. Onu da bakalım. Vallahi mutlu, bana ilginç geldi. Bilmiyorum sana da geldi mi? Yani ben buradan bir çıkacağım zaten. Buram buram kolonya kokularıyla. Ben hepsini unuttum. Hani mandalina kolonyası, aman Allah'ım. Vallahi şöyle dur, sürünelim. Vallahi ilginç. Yani programın 4. senesi ve ben ilk defa kolonya kültürüyle ilgili bu kadar detaylı şeyi burada görüyorum. Abi beni 300 çeşit dedi. Hepsini zaten koklarsam dolu dolu kolonya olacak programın adı. Kekik kolonyası. Kekin kokusu olur mu olur? Vallahi çok güzel. Peki bir şey soracağım. Hani bunlar bence hani günlük hayatta rahatlıkla parfüm gibi kullanabileceğimiz kolonyalar kalıcı mıdır? Şimdi, ya da en kalıcısı hangisi? Hayır, bütün kolonyalarımız normal bir kokuyu üzerine sıktığın zaman o koku bir hafta kalır. Ama insan burnu kokuya alıştığı zaman bir saat sonra kokmaya eder. Ben ondan parfüme dünden beri takmış vaziyetteyim. Bir de şu var, biz sürekli yani kırsal kesimde yaşadığımız için bütün çiçeklerin kokularını biliyoruz. Onları yakalamaya çalışıyoruz. Net olarak. Peki fiyatlar nasıl? Bizde litresi 13 liradan litresi 30 liraya kadar kolonya var. Hangisi 30 lira? Mesela incir kolonyasının litresi 30 lira. O özel bir ürün. Zaten hani daha önce de bahsettik mi bilmiyorum. Bir kolonya 5-10 dakika kalır insanın gözünde ama incir kolonyası 24 saatten önce çıkmaz. Çıkmaz değil mi? Güzel. Ona göre. Vallahi ilginç şişeler var. Herhalde şişeler de değişiyor. Yani buraya geldiğim zaman 5 liraya da kolonya alabilirim. 3 liradan hatta 2,5 liradan 45 liraya kadar kolonya var burada. Ve 300 çeşit ürün var. Gerçekten ilginç. Efendim rengarenk klip ekranlarınıza gelsin. Kolonyanın üstüne ne gider? Yine çok iddialılar. Sındırgı'nın mis gibi iddialı kasap sucuğu. Bir de sucuğun kokusuna bakalım.
Efendim ne dedik? Kolonya'dan sonra sucuk da. Ya ne ayak varmış semde mutlu. Bir geldim bir otobüs sucuk yemeye geldi. Ama bakıyorum. Ama biz termale gidiyoruz. Yarım ekmek anca yer. Bir ekmek garanti. Ya biz Aksar'dan geliyoruz. Abime bir çeyrek. Abime bir çeyrek. Kaptan iyi yer. Merhabalar. Termal turizmi mi? Evet. Bu sucukçuyu tavsiyeyle mi geldiniz? Valla kaptan getirdi bizi. Buraya gelip kaptan. Valla bilmiyorum. Ben de buradaki dostlar tavsiye etti. Sucukçu çok iddialıymış. Siz Manisa'dan mı geldiniz? Aksar'dan. Şimdi efendim önce test ediliyor. Evet. İsim neydi? Tugay Gürlek. Şimdi ben Afyon'a gittim sucuk. Kayseri'ye gittim sucuk. Sivrihisar'a gittim sucuk. Neden senin sucuğun meşhur? Niye insanlar sana sucuk yemeye geliyor? Genellikle neredeki yayılan hayvanlardan kestiğimiz için bizim hayvanlarımız zaten kendinden doğal olduğu için kendinden baharatlı. Yani sen özelliği bu. Baharat katmıyor musun? Katıyorum ama yani tabii ki. Yani az baharat atıyorum senin kendinden baharatlı yani. Özelliği de şu mandadan yapmamız özellikle. Mandadan yapmamız. Kayseri neden yapıyor? Kayseri ben bilmem. Ben kendi işimi bilirim. Zaten bulaşma Kayseriliğe söyleyeyim duman olursun. Vallahi böyle boy boy. Kaç lira kan sucuğun kilosu? 30 lira. Fiyat da fena değil. Genelde 35-40 aralığında, 30-35-40 aralığında gidiyor. Şimdi burada böyle misafirler geliyor, ekmek arası mı? Yok, biz tadımlık veriyoruz bunları. Bienen alıyor. Ya vicdansız. Deminden beri buradayım bak. Koca kangal sucuktan bana kalana bak. Ver abi bir de biz bakalım sucuğun tadına. Arge bakalım ekinleri atalım. Arge atalım. Ekmek arası satmıyor musun? Ya atayım. Yok, bunlar müşterilere tadımlık. Tadımlık. Vallahi Sındırgı da güzel bir girişimci bence. Tebrik ediyoruz. Belli zamanlarda tur geleceği zaman mangalını yakıyor. Gelen sucuğun tadına bakıyor. Beğenirse de kangal kangal alıyor. Ya hazır yapmışken şurada gel yarım ekmekle sucuk işine girelim. Biz yarım ekmek satmıyoruz paralar. Tadımlık yersin, beğenirsen alırsın hocam. Beğenmezsen? Beğenmezsen almazsın. Tadına bakacağım diye bir kangal sucuk yiyen çıktı mı hiç? Tabii ki çıkıyor arada bir ya. Arada bir çıkıyor tabii ki. Efendim cazır cuzur sucuklar. Tam öğlen vakti. Bizim de böyle iştahımızı açmaya başladı. Hayat böyle efendim. Az önce kolonyanın kokusuna bakıyorduk. Şimdi buram buram sucuk kokusu. Kilosu 30 lira. Sucuk da iddialı. Görüntü ekranlarınıza gelsin. Biz de dolu dolu Anadolu'ya Sındırgı'da devam edelim. Sındırgı'da gerçekten güzel bir hava var. İki haftadır şansımıza efendim Kars'ta -25 dereceyi görüp donduktan sonra hani öyle yerler seçtik ki daha yeni yeni ısınmaya başladık. Sındırgı'da hava rahat 20 derece var. Burası cumartesi pazarı. Şimdi efendim gittiğimiz yerlerde biz pazarları da ziyaret ediyoruz ama şimdi pazarın bir tarafı bizi hiç ilgilendirmiyor. Öyle pazarı ben İstanbul'da da bulurum. Benim için önemli olan burada benim teyzelerimin köylerden getirip sattığı ürünler. Laf aramızda buraya geldiğimiz zaman hem ürünler hakkında bilgi veriyoruz hem de evin ihtiyaçlarını da ufak tefek karşılıyoruz. Şimdi bir bakıyorum pazarın girişinde benim yine genç ablalarım var. Pazarola ablam. Allah razı ola. Bir annemin yanına geçebilir miyim? Müsaade var mı? Nasılsın anacığım? İyiyiz şimdilik oğlum be. Hava da sıcak. Sıcak değil sıcak. Bize göre soğuk. Annem bu havanın nesi soğuk? Ben neredeyse göynekle gezeceğim. Ya gezersin gezersin. Ben koca karı doğmuyorum. Ben geçen hafta evvelki hafta neredeydim biliyor musun? Kars'a gittim. Orada hava kaç derece anne biliyor musun? -25. Tamam. Yerler buz. Ya. Sen burada ne satıyorsun annem? Ben şunları satıyorum. Şunu satıyorum. Yağım var diye orada. Bunlar ne annem? Ne bunlar? Ot bunlar, ot, ot. Ne otu? Ot. Adı yok mu bunların? Su kontrol otu. Su garın sancısı otu. Su garabaş otu. Su da çotalara katılan kekikten. Bu karın ağrısı otu hangisi? Bu iyi mi gelir o karın ağrısı? İyi gelir. Benim de sabahtan karnım ağrıyordu. Şundan ver de yiyeyim biraz anne. Yeme ya, içilir bu, içilir. Ekmeğin arasına koyup mu yiyeceğim? Aa, içilir.
Kaynatıp içeceğim. Evde benim şeyi çekiyoruz gari. Dedim güzel bir annemi şöyle çekeyim. Bak yandaki annenin hiç yüzü gülmüyor. O senin gibi güler yüzlü değil. Kaç liradan satıyorsun annem bunu? 1 lira. 1 lira. Ben satmayayım da diyor gelin satıyor. Gelin mi senin o? Aa. Komşunun gelini mi? He. O gelin biraz şey asık suratlı. Annem kim topluyor bunları? O toplayıdır olsan ben ne bileyim oğlum. He. Ayrı köydeniz biz. Amcam nerede? Amcam ben çok hasta da doktora gittik. Allah şifa versin annem, ellerinden öpüyorum. Aman. Şunu şöyle koyalım, şu toplayanın yanına gidelim Mutlucuğum, gel bakalım. Annenin, ablam kolay gelsin, pazar ola. Aman demin öyle sert sert baktım dedi. Dedim bu anam biraz sert bir anneye benziyor, bize kızar mı? Sert oğlumuz niye kızacağız? Nasıl işler anneciğim? Hiç durgun, bir şey satalım işte pazar yerinden. Niye? Süpürge gittik diye peynir gittik, ceviz gittik, satılan yok işte. Bu süpürgeleri kim örüyor? Ördürüyoruz paranın. Nerede örüyorlar? Köyümüzde. Kaç liraya örüyorlar? 5 lira. 5 lira? 5 lira örüyoruz. 10 diye alan yok. İşte duruyor. Valla bugün şu ana kadar hiç iş yok mu? Hiçbir şey satamadım. Çoluk çocuk nerede? Köyde. Gelin nerede? Köy, o da köy, bayırda, Bozcuk'ta. Getireydin gelini de duraydı şurada. İşte çalışıyor beyi. Çalışıyor değil mi? Gelin. Evet. Gelin kıymetli, gelmez zaten. Gelmez. Peki hadi kolay gelsin anacığım. Hadi size de. Şöyle biraz daha dolaşalım bakalım. Burada benim bir annem vardı, o nereye gitti? Annem, güler yüzlü annem, Pazarola. Nasılsın canım annem? Sağ olun, sağ olun yavrum, hoş geldiniz. Sende para var biraz bugün, yüzün bir senin yüzün gülüyor. Dolu, çok çok para var. Nerede, hangi köyden geldin? Doğmuştur değil mi? Ben Yolcu Pınarlıyım ben. Uzak mı senin köy buraya? Yakın yakın. Bu kız kim böyle yanına yakın geldi? Oraya karşı köylerde. Sen ne satıyorsun anne? Tereyağı satayım. Hani bakayım güzel mi senin? Bak tereyağları güzel. Kim yapar bu tereyağları? Kendim edeyim. Ya anne yaş kaç? Yaşım 70. 70 yaşında hala yapabiliyor mu tereyağı? Yapayım. Vallahi maşallah. Ya. Amcam? Amca yok. Rahmetli mi o? Allah rahmet eylesin. Böylece kaça satıyor? Yenge böyle 22'den veriyorum kilosunu. Bir zam gelmiş. Geldi. 27 niye zam yaptı? Benim malım temiz de öyle. Yapçını yüksek sesten konuş. Annem hayırdır? Hayır, yavaş konuşuyordu. Sen böyle kızar mısın yavaş konuşana? Kızarım. Sen hep böyle hızlı ve yüksek ben mi? Ben çok hareketliyim. Sen gelin nerede? Evde. Gelin çok iyiyiz, çok iyiyiz gelin. Hep iyiyiz, hep iyiyiz. Bir de hep lafa gelince hep iyiyiz. İyiyiz, iyiyiz, Allah'a şükür. Bir de ona sormak lazım. Sen çektin mi zamanında kaynanada? Benim kaynanam 1 senelik beraberdik. O kadar. Neler aldın annen? Bana bir tane demir çekme aldım. Meşhur mudur demir çekme? Çok meşhur. Başka neler aldın? 2 kilo da patates aldım. O kadar. O da yanca çıkıyorum daha. Ya şimdi sen akşamı yapan buradan. Yapıyorum valla. Öğle namazımı geçiriyorum. Oh. Benim bizim her yerde böyle. Bizim ablalara, anneler pazara gitti mi sabah çıkıyor, akşam geliyor. İyi yarabbim, kendi kendime öyle diyorum. Öğleyi geçiriyoruz, ikindiyi geçiriyoruz. Sonra da gideceğim, pişiriyorum. Ama yemeğim dünden. Oh, onu da hazırladın. Dünden hazırladım. Şahane vallahi, ne güzel, ne güzel. Ellerinden öpüyorum anneciğim, kolay gelsin. Şimdi efendim pazarın bu bölümü az önce bahsettiğim gibi benim ablalarımın olduğu bölüm. Şimdi bazı ablalarım bir çeşit iki çeşit satıyor. Bazıları pazarın hanım ağası. Onun böyle tezgahına geldiğin zaman her çeşidi doldurmuş. Koluna düşman çatlatır gibi bilezikleri takmış. Paracıkları cebe koymuş. Zaten parası olanın efendim oturuşundan belli. Tabii canım. Bak gönlümüz zengin, gönlümüz. Anne bir şey değil mi şimdi? O kadar tezgah var. Sen de baksana her şeyler var ya. Var var. Zaten dedim ki bu pazarın hanım ağası kim? Nereden bildiniz siz? Bir kadişte de çeke çeke bitiyle ben televizyonlara çıktık. Nereden bildiniz de geldiniz bugün siz? Kime sorsam seni gösteriyor. Allah. İyi hadi. Buraya da. Ne diyeceğiz? Kimle geldin pazara? Pazara kocamla geldim. Nerede kocan? Kocam çay içmeye gitti karşıya. Ya bu adamlar niye hep böyle işten kaçar? Ben gönderdim onu. Başında dırdır yapacağına gitsin burada. Burada otursun boş. Yaşlanınca biz böyle, ben de öyle olacağım mı acaba? Tabii. Gençken biz çekiyoruz dırdırı, yaşlanınca siz mi çekiyorsunuz? Evet, evet işte öyle oluyor. Emekliyim diye dırdır.
Efendim? Sen yaşlanmadan gidersin. Çabuk. Çabuk giderim değil mi? Ah abi, bir anlatabilsem neler çektiğimi. Gelince bir şey. Kestane 13 lira bak. Abla lira. Ne yapıyorsun? 13 liraya kestane mi olur? Burası Paris. 7,5 5. Bu 13 liralığı taksitle veriyorsundur herhalde. Ya 13 liralığında bir şey olmuyor ki be gülüm be. Hayat pahalı. Ya 13 lira bir kestane. Bana bunu kredi kartına 4 taksit yapman lazım. Yaparız. Ben sana söyle de kuyruğunu, önemli değil. Sen onu bırak. Şimdi amcam buraya geldi mi? Karışıyor mu her şeye? Karışır. Anlar mı peki? Anlar. Vallahi. Anlar. Akşam parayı kim alır? Parayı bak buraya bire toplayız. Sonra? Para ayrı ayrı olsa hiçbir şey yapamazsın. Bak. 3 tane çocuğu. Bir gadece geldik 21 sene oluyor gelir. 3 tane çocuğu okuttuk. Kollan aldım lezi taktık. Bir ayakta da ev yapıyorduk. Tabi artalı fethedecek yine Türkiye'yi. Yeter. 3 tane de ev yaptık. Bir ayakta da ev verdi gelirlerine. Kollan aldım lezi de taktık. Kızın var mı? Kız da var. Ona da yaptın mı? Ona da yaptım ev. Arta katı da ona verdim. Senin damatla senin gelinler yaşadı. Yaşadı. Yine yaranamazsın. Yaranamaz, ona Allah bilir, ona bakma. Onun aynı zevil olduğunu istemeyiz gene biz. Gene iyi olduklarını isteriz. Bilsin ne bilmez. Bilir ona gene takdiri de. Yalnız bir şey diyeyim mi? Biz burada sohbet ediyoruz ya. Evet. Burada ablam gelmiş çaktırmadan iyilerini seçiyor her şeyi. Seç dedim ben de. O adamın köylüsü de torpilli. Torpilli. Var mı öyle torpilli? Şimdi ben İstanbul'dan geldim. Günahım ne ablaya torpil yapıyor? Sana da yaparım torpil. Sana kaçtan daha güzel seçim. Patatesi? 1,5 lira. Bu iyi. Öbür büyükler? Bunlar da 2,5. Ya bu patates. Televizyonda abarttıkları kadar diye oğlumuz. Bunları biz köyümüzden topladık geldik. Kim topladı? Kendimizden getirdik. Onu da mı sen yaptın? Ha evet, satıyız. Arabada her şey çok daha da. Dur tabii. Ablam ben boş yere hanıma demiyorum. Koca kamyonet şeyle gelmiş buraya, minibüsle. Araba bizim ileride. Arabada her şey çok da. İş nasıl iş? Her sene 150 kilo tarana yaparım. Satarım, bizim bir gadişte her acılığımız var. Orada satarım. Kabaklar biraz şey gibi duruyor öyle yamuk. Kabaklar tatlıdır, yamuk olduğuna bakma sen. Köy turunlar da ondan öyle. Dün bir tane kabak bulamadık ki, bugün tatlısını yapalım. Bak bugün pazardan alırlar herhalde. Tarhanan bitti mi? Tarhana var orada. Senin kaçtan veriyorsun tarhanayı? 10 lira. Tarhana da zamcı canım. Vallahi Uşak'ta 8 bak, liraydı. 8 lira diye Uşak'ta. Uşak'ta seneler önce 10 liraydı. Benim oğlum Uşak'ta okudu. Ben biliyorum onu. Orada öğrendim, geldim ben tarını yapıp satmayı zaten. Nasıl? Benim oğlum okudu orada. Annemle var ya bir siç vallahi. Ne desek doğrusunu biliyor. Bir şey söyleyeceğim. Adam akşama gelir mi? Gelir, şimdi gelir. Bir çağırsam çay içeyiz karşıda. İnce gelir. Bir de lafa bak. Çağırdın mı gelir diyor. Senden gelir, de gelir. Korkar. Yok, bakmaz. Bu Balıkesir'de hep böyle zaten. Adamlar hep korkuyor kadınlardan. Uydaştır, uydaş. Peki annem, hadi hayırlı işler, kolay gelsin. Sağ ol. Sorsam para yok derler. Otururlar orada, çayları içerler. Hiç demezler ki bu oğlana da burada bir çay söyleyeyim de içsin. Ben söyleyeyim, siz çay içiyorsunuz söyleyeyim. Hani sattın mı bugün bir şeyler? Niye satıyorsun, yoğurt satıyorsun. Ama baksana abi şimdi tabii vallahi ablalarım bak burada gelmiş. Bu abi sen hayırdır, burada ne işin var ablalarımın arasında ya? Ben mi? Ne ya işin var senin burada? Yoğurtları kaça para vereceğini soruyorum. Tanıyoruz mu bu amcayı? Tanımıyoruz bunu bu ala. Tanıyor mu bunu? Tanımıyorum. Bunun neyi oluyor? Aşka bak. Bak duruşa bak, gelmiş eşinin başında. Başında bekliyor. Böyle bak, ellerde cepte. Gelmiş. Ya bir bırak. Cepte para çok biliyor musun? Onları çarptırınca korkuyorum. Ya sen bir bırak da annem bir burada arkadaşlarıyla sohbet etsin. Ne işin var burada? Niye para çok abi cepte? Ceplere. Ya ne işi var bu abinin burada? İşte buraya geliyor. Ne yapayım ben? Aşkı var dem geliyor. Aşkı mı var? Evet, aşkı var. Aşka bak, aşka. Efendim? Hanımı biri alır gider diye başında bekliyor. Zamanında nasıl almış hanımı, ona sormak lazım. Bir yüzüne bakayım bir dakika. Anam öldü ya. Bir dakika, bir şeye bakacağım. Sana bir şey diyeyim mi? Sen bu ablamı kaçırmışsın. Ben sevdim de geldim onu. Bir dakika. Bak ben olayı söyleyeyim. Daha önce hiç tanımıyorum. Abim zamanında gezerken benim yengem, o zaman şimdiki gibi çok güzel yine, mavi gözleri var. Bir bakmış ki bir sert bakışlı civan delikanlısı geliyor. Doğru. Demiş ki değirmenin orada buluşalım, beni kaçır. Doğru. Değirmenin orada buluşalım, beni kaçır.
doğru. Şaka yapıyorsun. Doğru. Ne dedin? Beni kaçır dedi. Nasıl kaçırdı seni? Tuttu sürüye sürüye getirdi. Bir sene yaptım cezaevinde. Bir sene cezaevinde. Ciddi söyle. Vallahi ciddi söylüyorum. Bunun nesine vuruldun Allah aşkına? Çobanlığına vuruldum, çobanlığına. Neyi çobanlığına? He. Ne yapardı, kaval mı çalardı? Kuzuları kuzulara mı bakardı? İneklere kaval da çalar mıydı? Çalardı. Ona vuruldum da geldim. Ah ah diyor musun anne? Demin demin. Şimdiki aklım olaydı, yine gider miydin bu adama? Giderdim. Ya gitmiyordum, gitmem diyecektim. Gitmem. Ya nerede para var? Hani kaç lira var cebinde, çıkart ne? Bakalım. Ben cebimdeki paraları sana gösteririm. Bak niye sokuyorsun elimi cebimden? Aman sıkı tut paralarını, kaçmasın. Bak ablama iyi bak. Bak para iyi var, bak. Huzur var. Niye sen şurada yapacak? Köşedeki çay ocağına git de bir çay iç de ablalar burada bir rahat rahat kadın kadına konuşsun. Onlar içiyor sakın rahat rahat çayını. Dikilmişsin bak, başlarına. Efendim dolu dolu Anadolu'da Sındırgı'dan yola çıktık, dedik ki biraz köyleri gezelim. Osmanlı köyüne geldik ama tam Osmanlı köyü burası. Buranın bir ablaları var, hepsi Osmanlı. Bir selam veriyor, hemen sana kızıyor. Selamun aleyküm dedim mi oğlanımız? Selamun aleyküm. Hayır işler bakalım. Dertli dertli neden şikayet ediyorsun öyle? İneği mi kaldıramadın? İneği kaldıramadım oğlancağızımız da. Dedim zühtü çağırın gelin de mi kaldırıyorum ikimiz dedim. Nerede bu zühtü? Ne bileyim ben, nerede bu zühtü domalan? Nerede zühtü domalan aşağı geldim? Ben biliyorum zühtü neredesin. Nerede olmuş? Onun türküsü var, samanlıktan kaldıran. Kaldıramadım zühtü. Ama yandım zühtü. Ne güzel bir köymüş burası. Bizim köyümüz pek güzeldir. Vallahi olsun. O insanı güler yüzü. Temiz hava, güler yüzü, aç olanları doyurur, susuz olanları kandırır, dolarımız iyidir bizim köyümüz. Maşallah. Maşallah. Kendinize de bakıyorsunuz ama. He? Ben zayıfım diyorlarımız. Buranın en güzel kendine bakanı kimdir? Kimdir? Neme kimdir acaba? Bilmiyorum. Böyle en güzel hamur işlerini yapıp yapıp yiyen kimdir? Nereden sen annem? Nasılsın? Güler yüzlü güzel annem benim. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Koca evi koymuşsun. Koyduk ya. Kaç kişi oturuyorsun bu koca evde? Kendi cazım oturuyorsun. Kim oturacak? Amcam. Amcan var. Niye onu adamdan saymıyor mu da diyor tek başım. Yine sabah sabah seni kızdırdı mı bu yoksa? Yok canım kızdırır mı? Camide mi? Nereye gitti? Camiye gitti. Namaz kılıyor. Allah kabul etsin. İkiniz mi oturuyorsunuz koca İkimiz. Evde? İkimiz oturuyoruz. Sıkılmıyor mu? Sıkılıyorum ama ne yapayım? Ara çoluk çocuk. Bir tane oğlum var da İzmir'de ev köşte oturuyor. Evli. Evli. Torun İki var. İki tane torunum Allah'a emanet. Allah başlasın. Şimdi diyor mu yaz gelse de şu torunlar şu bahçeye bir gelse de. Tabii ya. Neler hazırlıyorsun onlar geldiğin buraya? Her şeyi hazırlıyorum. Neler hazırlamacın? Adı ne torunların? Biri Ramazan, biri Ali. Özledin mi torunları? Özledim. Bak, torun olunca nasıl hemen... Özlenmez mi? Torun olunca... Torunlara doyulur mu? Şimdi tabii o bilmez. O daha genç kız. Onun torunu yoktur. Baba onun da var iki tane torunu. Hiç vallahi torunu olan gibi durmuyor. Baksana sadece... hepinizden genç duruyor. Sana... dur. Ne diyeyim? Maşallah divane. Maşallah sübhanallah, Allah nazarlardan saklasın. Ha. Maşallah hepinize, ablalarım burada, amcalar, abiler iyi bakmış size. İyi bakmış tabii. Vallahi şanslısınız. Şanslıyım tabii. Ekmek mi var yukarıda? Ekmeğim var, ben kızın ekmeği var. Bir gidip bakalım şu ekmeğe. Bakayım. Bakalım hem de tadına bakarız şu ekmeğin. Annem güzel olur mu buranın ekmeği? Vallahi. Çok güzel etmiyordu. Işte. Vay orada güzel. Genç kız var, onlar ne anlar ekmekten? Yapa onlar gençler yapa şimdi. Vallahi ha, bak peki. Geliyor ya benim adamım geliyor ya, Efe'ye bak ya. Ben torun. Senin torun mu? Evet. Allah bağışlasın. Kara oğlan nasılsın? Kaçma. Vallahi işte çocuğun da şanslısı değil mi? Siz bakmayın işte burada ne güzel. Oh herkesin yüzü gülüyor vallahi, Allah bozmasın. Amin. Hoş bulduk. Sen nasılsın annem? Biz de iyiyiz. Valla bizim burada arkadaşlar var. Dedim ki biraz dedim köyleri gezeyim. Dediler ki bir tane Osmanlı köyümüz vardır bizim. He. En güzel dediler böyle köylerden biridir. Doğru mu? Doğru. Bizimki. Çok güzeldir burası. Nesi meşhur bu köyün?
Bu köyün ekmeği meşhurdur. Meşhur mudur? Meşhurdur ekmeği. Gelen misafire sadece kuru ekmek mi vardır? Hayır, her şey vardır. Yemek yaparlar. Çay var mı çay? Çay hepsi hazır. Vallahi. Of. Vallahi hazır. Ekmek olsun, çay olsun. Aman gerisi olmasa da olur. İşte soğan olsun değil mi? Soğanın da cücüğü olsun. daha ne isterim Allah'ımdan. Vallahi iyi tam vaktinde gelmişiz. Şimdi gençler ekmeği yapıyor. Bizim jüri de burada. O annem de bekliyor. Bakıyor ki ekmeği güzel yapmışlar mı, yapamamışlar mı? Tabii. Bir öpeyim Melin annem. Nasılsın? İyiyim. İyiyim. Ne güzel hep beraber buradasınız. Buradayız. Vallahi yalnız olmuyor ki bu yemekte. Vallahi değil mi? Tabii yalnız olmuyor. Sohbet muhabbet olacak. Tabii. Yardımlaşma olacak. Tabii yardım olmayınca uğruna girmiyor ekmek. Girmez değil mi? Evet. Herkes ucundan tutacak. Herkes biraz lezzet katacak ekmeğe. Evet ki. Bu kızlar ne anlar bu ekmekten bunu getirmişsiniz? Ben dinliyorum zaten. Bak gel. Mutlu gel. Ben kaçıyorum. Dur bir dakika. Bu kız senin, bir dakika senin kızın mı? Yok gelin, bu gelin çocuğu. Senin gelin. Yok ya, ben gelin komşum. Şuradaki olan benim. Bir dakika, vallahi billahi bak. Vallahi billahi. Burada amcalar var ya, abiler. Karılarına, eşlerine çok iyi bakmış ha. Yemin ediyorum adamları gördüm camiye giderken hepsi olmuş iki büklüm. Hepsinde saç gitmiş, diş gitmiş. Ablalara bak, hepsi maşallah ne kadar. Genç değil mi? Bizeyiz adamlar öyle genç. Genç. Adamlar niye bu kadar çabuk kocadı? Kocasını ne anlama, ne yapayım? Niye canım öyle diyor? İyi ne yapayım canım, iyi. Yaşıyor mu dedem? Yaşıyor. Nerede şimdi? Odur'a gitti. Ne odur, kaç yaşında dedem? 81. Anla. Bir dakika, 81 yaşında oduna gitti. Ha. Neyle gitti? Beygir'e. Tarladan kuru odun getiriyor herhalde. Vallahi nereden getirirse getirsin, 81 yaşında adam oduna gidiyorsa demek ki sen de iyi bakmışsın. Baktık verebilirsin. Şimdi bekler mi akşama sıcak ekmeği? Tabii verecek. Beklemeyecek mi? Böyle kadar götüreceğiz de yedireceğiz ya. Aranız nasıl? İyi. Gençken nasıldı? İyiydi. Kızdırır mıydı seni? Aa. Vallahi. Böyle arada bir ben gidiyorum diye gidip 3 ay 5 ay gittiği olur muydu? Aa, olmaz. Hep dizinin dibinde. Dizimin dibinde. Ben tütün kırdırdım ben adama. Ne yaptırdın adama? Tütün kırdırdım. Nasıl tütün kırdın? Onu böyle kırıyoruz, para yapıyoruz. Burada tütün, bitti mi şimdi tütün işi? Şimdi şey oluyor, salatalık oluyor. Yani turşuluk. Turşuluk, salatalık. Bak elikla var. Ama ya o ne? Dur anlamadım, ne yapacaksın? Fırın süpüreceğiz, fırın. Fırın süpüreceğim. Ekmek atacağız, fırını süpüreceğiz. Bir süpürün bakalım fırını. Şimdi efendim, tabii ben yanlış biliyorsam... Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yanlış biliyorsam düzeltin. Şimdi buralarda aslında böyle hadi hayat yazın güzel değil mi? Herkes geliyor. Şimdi bakıyorum gençlerin herhalde hepsi ekmek derdinde İzmir'de, Balıkesir'de. Doğru evet. Mu anne? Evet oldu. Bu evet. Koca ev kimin böyle? Bizim. Bak benim. Para, ben paralı adamı severim. Bizim oğlum. Maşallah anne bu para. Bizim, bu avla da bizim, dam da bizim, hurnu da ben yaptım, Allah kabul etsin. Fırın herkes ekmek yedi, evet. Hurun Allah da benim. Allah razı olsun vallahi. Benim oğlum, benim. Ne yapıyorsunuz, iyi misiniz? İyiyiz vallahi. Dedik ki Sındırgı'dan biraz çıkalım, gezelim, buraların güzelliklerini görelim. Ha, iyi yapmışsınız. Hoş buranın, geldiniz. Şu aşağıdaki neydi, Alacaköy müdür? Alayaka'ya gittim. Dediler ki ya, dedim Osmanlı'ya gideceğim. Dediler ki o gideceğim de onlar ekmek yapmayı o kadar iyi bilmez dediler. Ha, biliriz. Bilmez mi hiç? Biliriz. Biliriz. Onlar öğretmiş size ekmek yapmayı. Yok ya, Alayaka bize uzak ya. Siz zamanında onlardan öğrenmişsiniz. Yok, onlar bizden öğrendiler. Şeyde denmez, eli bele koymuş. Vallahi odunu yeriz kafaya. Efendim, ekmekler hazır. Vallahi bak, annelerim, ablalarım, arada tabii kardeşlerim de var. Bakmayın o kadar gençler de var. Ekmekler hazır. Bunu iş yapıyoruz, hamura gelince seriyoruz. Burada da yeniden mayalanıyor. Aa, çok mu çıkaracaksın, az mı çıkaracaksın? Çıkar. Yalnız bu ekmek maşallah, yani kiloluk ya. Değil mi? Öyle. Bayatlıyor mu hemen? Yok, bir ay biz bunu dolaba koyuyoruz. Dolapta duruyor. Bir ay? Bir ay. Yiyeceğin zaman ısıtıyorsun ya. Vallahi güzelmiş ya.
Yalnız anneme bakar mısın ya? Maşallah sahiden demek lazım. Nenem şimdi amcam 81 ise nenem de en az 65 var. 74-75 değil mi? Bak hiç kimseye işi bırakmıyor vallahi. Fatime anne. Vallahi ben yapamam bu işi böyle. Neden yaparım? Ben yaparım kaç. Yapıyorum ben. Vallahi demin ablamın dediği doğru. Maşallah diyeyim ya. Göze getirsiniz de böyle yattırsınız beni. Yalnız buranın ekmeği... Aa, bir dakika, burada ekmekten başka bir şey daha var. Bu ne? Bu da börek. O, neli börek? Kumpirli. Kumpirli mi? Bakın şimdi kumpir ne? Portel. Bir dakika. Kumpir hangi? Sen daha hiç böyle yere kısmadın. Dur bir dakika dur. Şu, burada kumpir mi derler? Ha burada kumpir derler. Biz. Burada derler değil mi? Ha. Bak demek ki onu da öğrenmiş olduk ya. Öyleyse biz kumpir diyoruz. Vallahi biz de... biz şehirli. Şehirli apa dediniz de biz kumpir diyoruz. Mesela ben Erzurum'da da kartol derler. Demek ki hep böyle değil mi? Kartol derler. Demek ki bu meşhur hani şimdi kumpir yapıyorlar. Şimdi efendim tabii bunlar işin sohbetine baksaydık. Ama Osmanlı köyü, Osmanlılar köyü diye ağzımdan çıktı. Özür diliyorum, onu hemen burada düzelteyim. Burası Osman, Osmanlılar köyü. Bunu da böylece düzeltmiş olalım. Orada da ekmeği de yağlamaya, böreği de yağlamaya, yoğurtlamaya başladı. Bize nispet yapar gibi biz gideceğiz dedik ya. Bak oradan kızıyor, gitmeyin lan diyor bize. Gitmeyin diyor. Ama sahiden iyi ki buraya gelmişiz. Hani yemek, ekmek işin bahanesi. Bu güzel ablaları tanıdık. Vallahi helal olsun. İşte 75 yaşında bütün işi tek başına yapıyor. Efendim, Osmanlılar köyünde Allah razı olsun. Hani böyle habersiz geldik. Ekmek fırının başında ablalarımla karşılaştık. Güler yüzlüyle hepsi sohbet ettik. Ondan sonra biz şaka yaptık. Vallahi yiyeceğimizden değil ama dediler ki geldiğiniz bekleyin. İşte o fırından çıkan çatal bir de şöyle çatal. Ekmek. Allah, oh. Dumanı tutuyor be. Vallahi dumanı tutuyor. Burada pidemiz, burada böreğimiz. Ve tabii ki buranın dedik ya meşhur efendim salatalığı, turşuluk salatalığı meşhur. O da hazır. Bazen genç oldun mu bütün işler sana kalır. Evin gelini de sağ olsun dedi ki çaysız olmaz, çayı verdi. Kerem acıktın mı amcacığım? Hı? Efendim duymuyorum, acıktın mı? Acıktım de. Acıktım. Yiyeceğim mi? Hı. Hangisinden yiyeceksin? Sen demin bir şarkı söylüyordun, söyle bakayım onu. Söylemeyeceğim mi? Peki. Efendim yapandan, getirenden, ikram edenden, bizi buraya getiren dostlardan, herkesten Allah razı olsun. Şöyle ekmek dumanı tutarken sıcak sıcak köy peyniriyle beraber... Arkamda bir ses var. Vay dedem de geldi. Ya peynirimi keseceksin? Peynirle güzel olur mu? İyi olur ya. Hadi beraber hep beraber afiyet olsun bize efendim. Sındırgı'da gün akşama dönmekte. Bugün cumartesi Sındırgı'da da. Pazar yeri, alışveriş artık yavaş yavaş hava kararmaya başladı. Yolun sonu da hemen arkamda efendim. Sındırgı mezarlığı. Eninde sonunda gideceğimiz yer. O yüzden bu dünyada yaşarken ibret alalım, düşünelim. Efendim insanın da karnı acıkmaya başladı. Şöyle dedik ki gelip de Sındırgı'ya acaba aç kalır mıyız? Yiyecek bir şeyler bulur muyuz? Dediler ki siz Aliye ablayı bulun. Gerisine karışmayın. Aliye ablanın evine geldik. Ev dediğine bakmayın. Bu koca bahçe hepsi onunsa demek ki parası var. Hem parası var hem yemeği de varsa benim en sevdiğim kişi. Hani Aliye... İyi günler efendim. Ben Aliye Hanım'a bakmıştım. Ben Aliye Hanım. Ha, olamazsınız. Sağ olun. Dediler ki yaşlı dediler.
Ben yaşlıyım tabii. Neresi yaşlı? Ali abla içeride mi? Siz kızı mısınız? Evet, olabilir, belki içeridedir. Siz kızı mısınız? Evet. Nasılsın Ali abla? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim. Hoş geldiniz. Yordum mu seni? Yok yorulmadım. Hayır yorulmadım. Bahçe senin mi? Bahçe bizim. Kim uğraşıyor bu bahçeyle, ben de mi? Artık ben yapamıyorum, yaşlandık artık. Vallahi. Yaptırıyoruz. Bizim Suat var ya, Suat. Evet. Ben dedim ki ya şurada bir şeyler atıştırayım, dedi ki yeme. Hı. Aliye teyze dedi bir şey hazırlıyor. Herhalde. Acaba yani ne sizi hazırladın? Aç bırakır mıyız sizi? Buyurun içeride görün. Sohbetiniz bile bize yeter efendim. Siz içeride buyurun görün. Hadi içeriye orada doğru gidelim. Şey aslında buraya yazın gelsek biz burada neler yaparız, neler. Ağaç kesildi, bunlar böyle yayıldı kaldı, toplayamadık. Efendim. Kusura bakmayın. Şimdi bir eve girerken güler yüzle karşılandık. Allah razı olsun, bambaşka bir güzellik. Ama hepsinden de bizi mutlu eden, bir de böyle kapıda ay yıldızlı bayrağımızı görünce. Rica ederim, her tarafımız al bayrağı. İşte al bayrağımızın da olduğu şey. Evden içeri girince her şey daha da güzel oluyor. Hadi içeride görüşelim. Efendim, misafir umduğunu değil, bulduğunu yer, ama biz vallahi umduğumuzdan çok fazlasını bulduk gibi bir his var içimde. Şimdi Ali ablam, sındırgıya has bir şeyler hazırladınız mı bize? Evet, hazırladım. Neler var? Şu kabartma diye bu küçük küçük şey yapılır. Hamur mu? Evet. Bu börek usulü bir şey ama ben kurusunu size göstermek için öyle yaptım. Asıl şeyi bu. Yoğurtlu. Ben bu hazır. Yiyeceğiz. Helvamız hazır. Evet. Kabak tatlısı. Evet. Lahana turşusu, savurma lahana turşusu, pancar turşusu sirkeli. Bu da pilavımızın hazırlanışı. Şimdi şöyle bir et koydum. Tuz ekeceğiz buna. Sonra şöyle pişecek. Pişmişi var mı elimizde şu an? Tabii. Şimdi o nasıl bir şey olacak efendim? Asıl yemek burada. Asıl yemek orada, evet. Ali abla, evet. Anne. Şunları evet. Şunu bir açar mısın? Şunu bir açar mısın rica etsem? İnşallah. Düzgün açalım. Güzel oldu. Şimdi efendim yemekler bunlar. Soframızı burada mı kuracağız, içeride mi? Valla nasıl istersiniz. O zaman şöyle yapalım. Birazdan şöyle sofrayı tam bir hazırlayalım. Başında hem sohbet edelim hem de sındırgının o güzel yemeklerini Aliye annemizin elinden yemiş olalım. Şimdi efendim biz bu yemek fasıllarında nereye gidersek gidelim iki şeyi hep duyuyoruz. Birincisi, böyle yemekler hazırlanıyor, bizim mutlu detay alıyor klipte kullanmak için. Hemen ablalarım başlıyor. Soğudu bu yemekler, soğudu. Hiç değişmez. İkinci kural, amcam nerede? Kalabalığa. Hasan Hüseyin abi, biz sana ne yaptık? Bak sen de yiyeceksin, sana da vereceğiz, merak etme. Hepsini bizim yiyecek halimiz yok. Üzme Aliye teyzemi. Üzer mi? Zaman zaman böyle kalabalığı sevmiyor. Kalabalık dediğin sen, ben, bizim oğlan. Başka kim var? Üç kişiyiz. Mutlu, Suat, Mert. Evet yani. Acaba seni mi sevmiyor da? Beni çok sever. Çok sever beni değil mi? Çok sever. Şimdi efendim ilk bakışta yoğurt çorbası zannettim. Şimdi bizim diğer bir kameraman arkadaş var. Bülent Çen olaydı, bunun ne olduğunu hemen söylerdi Bay Bilen. O nereden bilecek bunu? Bu ne çorbası? Boyun çorbası. Boyun, evet. Çorbası. Bildiğimiz, evet. Boyun. Evet. Niye? Kuzunun ben boynu. De buraya bakınca kuzunun yoğurt çorbası boynu. Zannettim. Yoğurt taşı zannettim. O kuzunun boynundan yapılan bir çorba. Yoğurtlu. Evet, yoğurtlu, pirinçli ve özellikle naneli. Naneli. Şimdi evet. Bunu yiyeceğiz. Evet, inşallah. Ondan sonra şimdi bir çorbamız daha var ama bir kaşığımız da var mı? Şuradan bir kaşık daha rica etsek efendim. Şimdi ben de bunu ilk bakışta şehriye çorbası zannettim ama değilmiş. Hayır. Bu ne? Bu da nohutlu hamur çorbası. Bizim genelde yani cenazelerimizde, mevlütlerimizde yapılan bir çorbadır bu. Yani sındırgıya özel bir şey. Siz bu yemeklere yardım ettiniz mi hiç komşu hanım teyze? Evet, beraber yaptık. Ellerinize sağlık komşu hanım teyze. Afiyet olsun. Sizin gelinler, damatlar var mı? Var.
Onlar kiloları aldı mı sizinkilerle evlendikten sonra? Yok, hayır. Gelinim aldı maalesef. Bunlar hep evlenince bizim gelin. Türk kızları böyle. Evlenene kadar çocuğu kandırırlar. Manken gibi gezerler. Gelin var mı? Var var. Nasıl dertli olur ama... Çocuğu aldıktan sonra hop gelsin makarna börek doğru. Biraz hoşuna gidiyor musun? Bak gelinden konu açılınca. Yok, iyidir iyidir gelin. Benden iyi olmasın. Doğru. Oh, ya yemek vallahi işin bahanesi, ellerine sağlık, her şey çok güzel. Şimdi bundan içeride bahsetmiştim. Şu. Bu o hale geldi. Evet, ne yaptınız onu? Onu et suyuyla, salçalı suyla kabarttım. Onun adı kabartma. Sonra? Sonra afiyet olsun yiyeceğiz. Üzerine de yoğurt. Yoğurt, evet. Vallahi acıkmışım. Şimdi peki burada pilavı bilirim de bu sizin biraz... Bu şey nohutlu, aman pardon, kütüklü pilav deriz yani, biz buna. Aşk, etli. Aşk olsun. Kütüklü pilav. Aşk olsun. Evet. Gözümün işine baka baka kütük dedi. Yani sanki bana böyle... Estağfurullah, özür dilerim. Yani... Yanlış yaptıysam özür dilerim. Yani insanın yüzüne bakarak da bu denir mi kütük? Ama bu... Bunlar... Bunu her yaptığında bu... aklına Mert pilavı diye aklına gelsin ama... Şu etler olduğu için o etler onun kütüğü. Şimdi orada eti gösterdik. Buna bütün tadını veren eti midir, pilavı mıdır, yağ mıdır, suyu mudur, patatesi midir? Her şeyi. Her şeyi. Herkes yapabilir mi bunu? Yapar tabii, istese yapar ama bunu bizim, yani benim büyüdüğüm evin asıl yani şeyleri bunlar. Şu da, bu da, bu da, yani onu bir çok de, herkes bilmez. Bir de Balıkesir'in eti çok lezzetli değil mi? Evet, çok güzel olur. Yani Balıkesir'in etiyle Sındırgı'nın eti, bunlar böyle tabii hayvanlar doğal beslendiği için... Aman Allah'ım. Ama bizim Sındırgı'nınki gerçekten Balıkesir'inkinden daha güzel. Bu sizde de hep rekabet, hep rekabet ya. Anlamadım. Dursun Bey'e gitsen bizimki daha güzel. Ayvalık'a gitsen en güzel zeytinyağı. Bizde Burhaniye'ye gitsen. Bak, ya onun zeytinyağına bir şey diyemem. Ama et de diyorsun, kimseye et, vermem. Eti vermeyiz kimseye. Mert kebabı güzel duruyor. Vallahi Mert bilmiyorum. Pilavı, kütük pilavı güzel duruyor. Bu da kabak getirecekti Suat, bulamadı kabak. Evde bu kadarcık vardı. Suat'a ne bakıyorsun? Bakmayın. Onu da böylece de bir şey yaptık. Pazarda bugün ne kabaklar vardı vallahi. Ben pazara çıkamadım vallahi. Bugün çünkü çok işimiz vardı. Telefon açsaydım ben alırdım canım. Vallahi. Suat biliyordu, alıp gelmedi. Ya işin Suat'a kaldıysa bakalım Suat'ın ne olduğunu doğayı gezerken göreceğiz. Bugün tık 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 çekimimizi yaptık. Yarın göreceğiz bakalım Suat bizi nerelere götürecek. Az sonra. Ablam bunu attın fırına. Evet, fırına attım. Üstüne de ceviz koydum. O kadar. Turşuyu kim kurdu? Aliye Baba. Vallahi helvayı kim yaptı? Aliye Baba, beraber yaptık. Vallahi efendim biraz sonra hepsini yiyeceğiz. En sonunda helvayı yiyeceğiz. Ama biz mümkün mertebe bir şeye dikkat ediyoruz. Arada ufak mesela sucukta falan kaçamağımız oluyor da. Yerken pek ekrana getirmeyi sevmiyoruz. Ama tadını tabii ki program içerisinde nasıl olduğunu söyleyeceğiz ama yemek çok hoşuma gitmiyor kamera karşısında. Vallahi yani ben burada böyleysem bulamayan, göremeyen, o sırada müsait olmayan kim bilir nasıldır efendim. Allah herkesin sofrasına Halil İbrahim bereketi versin. Herkesin sofrası zengin olsun. Ama hepsinin önemlisi herkes evinde mutlu olsun. Mutlu tabii, olduktan tabii, sonra tabii. Bir kuru ekmek, bir peynir, bir çay. Ama tarhana çorbası yani, en güzeli. Klip ekranlara gelsin. Vallahi acıktım. Yemeklerde mide yesin. Ellerinize sağlık. Teşekkür afiyet ediyorum olsun, efendim. Afiyet olsun. Sındırgı'dan yola çıktık, şehir merkezinden. İşte o ünlü Balıkesir Caddesi'ni gördük. Yarım saat kadar bir yolculuğumuz oldu. Aslında mesafe o kadar uzun değil ama hani burası gerçekten zorlu bir yol. Şimdi içinizden diyebiliyorsunuzdur. Ne işim var burada? Aslında burada neden olduğumu en güzel görüntüler sizlere anlatıyor. Bakın şimdi efendim, burası bir dağ gibi düşünün. Etraf yemyeşil. Ve uzaktan daha net belli oluyor. Burada dumanlar görüyorsunuz böyle. Bayağı yoğun dumanlar ve onlardan bir tanesinin de hemen yanı başında biz varız.
Şimdi ilerleyen dakikalarda dolu dolu Anadolu'da Sındırgı'daki o şifalı suyu ekranlarınıza getireceğiz ama bu kez bir değişiklik olsun istedik. Suyun çıkış noktalarından bir yere geldik. Şimdi yerin altındaki bu suyun 900 yıl, yanlış duymadınız, 900 yıl öncesine kadar gittiği hesaplanmış. Belki daha eskisi de var. Ve şu anda ekranlarınıza gelen bizim üzerimizde bulunduğumuz alanın altı işte bu sularla dolu. Tabii bu suların bazılarının kaynama yerleri var. Biraz sonra orada güzel bir hoşluk yapacağız size. Ve bu sular artık yavaş yavaş da Sındırgı'ya gidecek. Sındırgı'ya sıcak su olarak gidecek ve bayağı da faydası olacak. Kaplıcı olarak kullanılıyor. Onu da ekranlarınıza getireceğiz. Kükürtlü bir su, dumandan biz burada rahatlıkla o kokuyu hissedebiliyoruz. Kaynakların sayısı çok fazla. Şimdi gelelim suya. 97 derece değil mi? 98 derece bu su. Efendim ekip var. Yumurtacı ve kepçeci kardeşim bizlerle. Buyur abi. Sen bu yumurtacı kardeşimiz. İsim? Şenol abi. Şenol kepçeci. İbrahim. İbrahim bak Suat yine ortada yok. Suat kardeşim de buraya geldiğimizden beri bize her konuda yardımcı olan sevgili dostumuz. Ona da teşekkür edelim. Yani Sındırgı'nın eli ayağı. Vallahi Sındırgı'nın tanıtımında gönüllü bir kardeşimiz. Şimdi buradaki suyun ne kadar sıcak olduğunu size göstermek için basit bir deney yapacağız. Yumurtayı hazırlayalım lütfen. Epeydir böyle enteresan işler yapmıyorduk. Saadettin Teksoy gibi hissettim. Patatesi atmışlar sonra da bırakıp gitmişler tabii. Şimdi efendim bakın. Bu 98 derece, 100 derecede su kaynıyor zaten. Koy bakalım yumurtaları. Bir de saate bakın, saat tut. Saati tuttuk. Bir dakika sonra zaten koyar koymaz yumurta çatladı. Bir 2 dakika yetecek herhalde değil mi? Siz daha önce denemişsinizdir bunu. 3-4 dakikaya kaynar abi. 3-4 dakikaya rafadan olur mu? Kayısı kıvamında. Şimdi tabii efendim gelelim biraz da hayatın acı gerçeklerine. Gel mutlu yumurtalar şöyle pişene kadar şuradan birazcık manzarayı gösterelim. Şimdi sadece Türkiye'de İstanbul'da bir olay yaşandığı zaman haber oluyor. Yani nasıl? Hani İstanbul'a yılda 2 kere kar yağar. Bütün haber bültenlerimiz değil mi? Biz de programlarımız hep İstanbul'a kar yağdı. Halbuki Türkiye'nin birçok yerine kar yağar. Şimdi diyoruz ya İstanbul'da su sıkıntısı, kuraklık. Sadece İstanbul bundan mağdur değil. Şöyle ekranlarınıza bir gelsin. İşte bu sene ne yağmurun doğru düzgün yağması. Tabii kar bu bölgede düşer düşmez yerler sıcak olduğu için zaten eriyor. Bakın burada da artık susuzluğun etkileri gözükmeye başlamış. Anladığım kadarıyla Suat'cığım yanlış söylüyorsam destek ver. Yağmur yağsaydı şu gözümüzün gördüğü ormanın arasındaki vadi gibi yer sularla dolu oluyordu, doğru mu? Ama şu anda efendim orası baraj. Bu sene böyle giderse su yok. Şu anda öyle gözüküyor. Buraya da etkiledi o zaman. Etkiledi tabii ki. Şu gördüğünüz alanların hepsi zaten suyla dolu oluyordu. Ama şu anda manzarayı gördüğünüz gibi. Yani biz hani işin tabii hoşluğunu yapıyoruz. Tamam su çok şifalı. Radyoaktif olarak da Türkiye'nin en yüksek suyu. Bununla ilgili net bilgileri biraz sonra programın içerisine vereceğim. Ama sularımızı idareli kullanalım. Ve tabii ki yağsın diye dua edelim efendim. Susuz hayat boş. Efendim biz dilimiz döndüğünce anlattık tabii. Bu arada bizim yumurtalar yumurtacı başı pişmiş midir? Yumurtalar pişti abi, kaynadı. Çıkart bakalım 4-5 çıkart. Dakikada. Çıkartalım abi 4 dakikada kaynayan yumurtalar. Şimdi onu tabii elini yakma. Elini yakma. Soy bakalım ne çıkacak. Biraz daha bekleseymişiz. Bir dakika daha bekleseymişiz. Tam kıvamına gelecekmiş. Şimdi tabii yumurtamız hazır. Doğal su da pişti. Bu arada elimiz yandı. Şöyle koyalım. Burada kuşlar, fareler, böcekler. Onlar da değil mi? Herkes nasibini yesin. Efendim şimdi dedik ya. Burası enteresan. Yavaş yavaş biz buradan ayrılalım. Çevreyi gezip dolaşalım. Sonra bu suyla ilgili zaten nelere iyi geliyor. Özellikle hangi tedavilerin
destekleyicisi olarak kullanılıyor diyelim, daha doğru cümle olur. Onları ekranlarınıza getirelim. Gelmek isteyenlere fiyat bilgisi verelim. Konaklama seçeneklerini sunalım. Tam Türkçesi artık buradan ayrılıyoruz. Dolu dolu Anadolu Sındırgı'da devam ediyor. Gelmeden önce, daha doğrusu biz seyahate gitmeden önce gittiğimiz yer hakkında tabii ki bir internet araştırması yapıyoruz. Konu Sındırgı olunca hani internette de girip bakarsanız karşınıza hep o meşhur halılar çıkacak. Yaycı Bedir, değil mi? Doğru söyledim. Şimdi efendim bu halıları biraz sonra içeride de bahsedeceğim ama hazır hava güzel, ekranlarınıza bir getirelim istedim. Şimdi yanımda Sabri Bey var. Vallahi iyi ki gelmişiz Sındırgı'ya. Sındırgımız güzeldir yani, insanları çok iyi. Evet. Misafirperver. Programda da zaten izleyicilerimiz de bunu hissedecek. Şimdi efendim halı konuşacağız. İçeriye de gireceğim ama şimdi cumartesi günleri buraya aslında böyle köylerden geliyorlar halı için. Evet. Rekabet var mı aranızda? Rekabet yoktur yani. Hadi oradan yok. Başlayalım, sonra dükkana gelelim. Mahsuru tamam. Var mı? Yok yok, hiçbir mahsuru. Kolay gelsin. Bir siz kalmışsınız. Bütün halıcılar gitmiş. Hoş geldiniz. Abi belli ki halı işinde para var. Bak yok, görüyor musun abi. Bak. Hoş ama yok, para yok, pardon. Görüyor musun mutlu bak. Şimdi hani gördüğü zaman dersin ki halı işinde para var. Abiyi gördüğün zaman dersin ki halıcının durumu berbat. Tam ortada kaldık. Tamam. Nereden getirdiniz abi? Abi bunları biz köyden topluyorum, böyle eski. Bunlar antik, eski. Mikrofonunu da onu da mı satacaksın antika diye? Daha dur, yeni benim mikrofon. Kurban olayım. Şimdi güzel oldu abi. Senle bunları konuşalım. Sabri Bey'le de içeride halıları konuş. Oturayım mı? Otur abi, buyurun. Hoş geldin. Sen şimdi köy geziyorsun öyle evet, mi? Evet, geziyoruz ya. Abi. Arabaya biliyorum. Evet. Topluyorum bunları, eski olarak. Eskileri topluyorum. Ya, eski iş yapıyorum. Şimdi bunu alan ablalar seyrediyordur. Bunları şark köşesi yapıyorlar. Kaç evet, liradan evet. Satıyorsunuz bunları? Valla bunları işte sandıktan, çoğu da sandıktan çıkmıyor. Bak şu peşkiler var. Eski. Şunlar. Bak sandıktan neler çıktı Mutlu, bak. Bunlar eski dokunma böyle. Eskiden bunları kocakarlar böyle bulaşık yıkarken önüne yerlermiş böyle. Sen çamaşır. Sana onu olmuyor beden, bende evet, de tabii. Olmaz. Bunları abi niye satıyorlar bunları ya? Çok mu var bunlardan? Yok abi, dokun yok. Eski bunlar da. Sandıktan çıkıyor işte bak şunlar. Peşkir. Peşkir. He şöyle. Çok da kibar ama direkt evet. Kocakarılar bellerine bağlıyor dedi ya. Kaçta satıyorsun abi bunu? Valla bunlar abi 30 lira, 50 lira, 20 lira işte. Oradan. He. Bir tek sen kaldın bak. Yok abi, başka kimse yok ya, ben varım eski olarak işte satan. Var mı bugün satış? Yok abi ya. İftihar yok mu? He, yok. Şaka yapıyorsun. Valla yok. Dokunmalar yeni başladı. Işte. Yeni başladı, kış olduğu için. Gelen giden yok sanırım fazla. Bu ne abi? İşte bu da önlük. Önlük eski değil mi? Bayanlar böyle önüne geliyormuş. Bak şimdi kibarlaştı. Demin koca karılar diye cümleye başladı. Şimdi bayanlara çevirdik. Biraz sonra hanımefendilerle devam edeceğiz. Ne güzel ya. Bunlar Avrupa'da olsa kapış vallahi. Kapış gider vallahi bunların. Bunlar ya, el işi abi. Şunlar var ya bak. Sırf el işi bunlar, işleme. Şimdi bu bildiğimiz klasik. Dur biz böyle geçeceğiz. Mutlu böyle arkada. Bu klasik değil mi? Evet, klasik yağcı. Nedir özelliği? Bir de neden adı? Biz hep bunu yağcı zannediyoruz. Meğer yaycıymış değil mi? Yaycı Bedir çok eskiden rivayette Osmanlı Devleti'ne okla yağ iman eden Bedir aşireti. Sonra işi halı kilime mi dökmüşler? Evet, aynı şekilde halı kilime tamamıyla yani kullanılan desenler, renk tonları yani hepsinin bir anlamı var. Tamamıyla yaşantılarını, öykülerini yani sevişti. Göz sembolü değil mi? Bu göz. Yok burası göz şeydir yani. Kaşla göz gibi duruyor. Hayır bu şeydir. Hilal. Hilal. Yıldız. Yıldız normalde bizim bildiğimiz klasik yıldızdan çok farklıdır. Yani göründüğü gibi işlemiş. Yıldız yani. Anladım. Nasıl gördüyse öyle. Nasıl gördüyse o şekilde işlediği için. Yani değişik renk tonları var. Mavinin anlamı var. Nedir beyazın mavinin anlamı? Gökyüzü mü? Gökyüzüdür. Yaşantıdır. Kahverengi vardır, topraktır. Mihrap vardır. Allah'tan geldik. Hayat çizgisi. Tekrar birleştiğinde tekrar Allah'a yöneleceğiz.
Yani bizim daha da bilemediğimiz çok anlamları var. Vallahi üzerine kitaplar yazılacak kadar derin bir kültür. Aynen öyle. Tabii şimdi bu klasik ama artık günümüzde insanların evdeki yaşam tarzları, salon mobilyaları değişince de herhalde ona uygun siparişler mi verilmeye başladı? Evet, aynen o şekilde oldu. İçeriye geçelim, onlar üzerine konuşalım. Dışarıda bahsetmiştik işte günümüzde artık farklı modeller de yapılıyor diye. Dağ taşalı zaten. Evet, aynen öyle. Mevsimi geldi artık, biz de dokutmaya başladık. Yününün desenini, her şeyini biz verip vatandaşa hem istihdam hem de direkt üretimini yapıyoruz. Bir de yani renk tonlarını öyle bir değiştirdik ki yani klasik klasiğin dışarısında günümüzde yani maalesef el halısına değerler gitgide bitiyor. Evet, şimdi yani, makine 50 liraya 60 liraya makine halısı varken insan biraz da cesaret edemiyor belki. Bilemiyorum yani el halısına değerden mi artık yani renk tonları çok önemli yani ben zannetmiyorum yani insanların değer yani görsel olarak beğendiği zaman değerini gerçekten veriyor. Ama sadece arasında renk tonları var. Eski orijinal halılarımızın renk tonları genelde koyudur. Kökün birinci suyu olduğu için koyu. Şimdi gelelim bizim Mutlu'nun beğendiği halı şuydu değil mi Mutlu? Şimdi bunların ben böyle şey dikkatimi çekiyor. Yine modeller şu mu? Tamam. Hemen Mutlu'nun zevkinden başlayalım. Evet. Şimdi renkler de şu mu? Ortalarında bir parlaklık var. O neden? Biz de onları Bursa ipeği koyuyoruz. %35-%40 civarında ipekle rengarenk işlerinde değeri artsın gibilerinden kaliteyi arttırdık. Yani normalde bunlar bu şekilde değil. Yani hem kalite olarak hem renk olarak böyle değil. Biz yeter ki insanlar renk tonu olarak cıvıl cıvıl sevsin. Bütün mobilyalarına, parkelerine, perdelerine uyum sağlasın diyerek de bu şekilde bir üretim yapmaya karar verdik. Peki şimdi şöyle bir halı ekranlarınıza geliyor. Bunu benim ablalarım tezgahın başına oturduğu zaman şöyle bir halının bitmesi ne kadar süre alıyor efendim? Aşağı yukarı bir ay, bir buçuk ay bir zamanda. Tek elden mi çıkaralılar? Yok. İki kişi oturur yani. Şu ebatta oturanlar iki kişi. Biraz daha küçükleri olunca bir kişi oturabilir yani. Şimdi bak bu da farklı bak. Bunda değil mi böyle ortası kahverengi tonlarında yine Bursa ipeğiyle beraber. Şimdi insanlar tabii abi ister istemez merak ediyor. Evet. Bunları gördüğü zaman bunlar ne kadara satılıyor? Yani mesela şu Mutlu'nun beğendiğini gösterelim. Şöyle beraber göstereyim. Bu bizim Mutlu'nun zevki. Evet. Mutlu'ya da zevklerimiz bir kolay kolay uyuşmuyor. Şöyle bir ben söyleyeyim. Şunun en az bir buçuğu var herhalde. Aşağı yukarı var. Evet. Ne kadardan gidiyor Sabri Bey metrekaresi? Metrekaresi 850-900 lira civarından satıyoruz. Ki onu da zaten bizim kar oranımız çok çok düşük. İmalatçı olduğumuz için. Normalde ipeğin 1 kilosu 100-110 dolar civarında. Bir halıda bayağı bir ipek gidiyor tabii değil mi? Evet, %30 yukarısında yani %30'un yukarısında. Şöyle bakıyorum başka modeller mesela şu renkli mesela bir model. Buradaki farklı. Ya fiyat standartı ortalama aynı o zaman değil mi? Ortalama hayır değil. Yani bizim şu ipek gruplarımız aşağı yukarı 800 lira civarında metrekaresi. Bizde 100 liradan başlıyor. Makine halısından ucuz metrekaresi. Bakın ben size şöyle bir örnek göstereyim. Şu halının metrekaresi yörük halısıdır. Makine halısından kat kat üstü. El dokuması. El dokuması metrekaresi 100 lira. Yani şu halı yaklaşık 6 metrekare mi? Yok 6 değil. 3 metrekare 300 lira. 300 lira demek yani korkulacak gibi değil fiyatlar. Evet kesinlikle değil. Yani buradan tutun yani 100 liradan tutun 800 liraya kadar var. O da kalitesine, dokumasına göre yani düğüm sayısına göre hepsinin fiyatları değişebiliyor. Peki teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Sağ olun efendim. Dolu Sındırgı'da devam ediyor efendim. Hemen arkamda görmüş olduğunuz Ulus Dağı ve Kızılçam ormanlarının tam ortasındayız. Yazın diyoruz ki tatil yerleri masmavi lacivert yemyeşil denizler. Kışın da hani gittiğimiz yerlerin doğal güzellikleri ve sohbetleriyle beraber bu şifalı suları, termalleri de çok ilgi çekiyor. Şimdi buraya gelince hani aklıma şu geldi. Temel İdam sehpasına çıkmış demişler ki
son söyleyeceğim bir şey var mı? Demiş ki ha bu bana bir ders olsun. Şimdi efendim ha bu bana bir ders olsun. Buraya kadar gelip de şortunu getirmezsen burada böyle bu suya bakarsın, bakarsın, bakarsın. Ondan sonra da dersin ki ha bu bana bir ders olsun. Şimdi programımızın içerisinde bizim arkadaşlarla kepçeci başı ve yumurtacıyla beraber tepelere çıkmıştık. O suyun kaynadığı 98 derecelik radyoaktif derece olarak da Türkiye'nin en yüksek oranına sahip o suyu kaynağında sizlere göstermiştik. İşte o şifalı sular bu bölgede misafirlere sağlık veriyor. Burası açık havuz, içeride kapalı havuz var. Oğuzhan abiyle bir merhabalaşalım. Merhaba Oğuzhan geldiniz, abi Mert Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Vallahi biz çok iyiyiz. Keşke şortumuz da yanımızda olsaydı. Evet, eminim ki havuza girip çıkmış olsaydınız çok daha iyi olarak ayrılacaktınız buradan. Vallahi bir işte, dahaki sefer inşallah. Bir dahakine bunu kaçırmamamız lazım. Şimdi ben kaynağında birazcık sudan tabii evet. Dilim döndüğünce bahsettim ama nedir bu suyun özelliği bir de sizden dinleyelim. Şimdi tabii kendiniz çıktınız gördünüz. Öncelikli olarak bizim suyumuz sondajla yerden çekilerek alınmıyor. Doğal olarak artezyenik basınca çıkıyor. Ayrıyeten normalde termal sular çok bulanık olur, sarımtırak olur, renkli olur. Bizim termal suyumuz içme suyu berraklığında bir sudur. Romatizma, romatoid artrit, eklem hastalıkları, kireçlenme gibi rahatsızlıklara birebir iyi gelir. Çok yumuşak bir kadifemsi bir etki bırakır içine girip çıktıktan sonra. Şimdi insanlar şunu merak ediyor. Mesela ben de termale kaplıcıya gittiğim zaman ilk sorduğumuz sorulardan biri şudur. Su içilebilir mi? Kesinlikle su içilebilir. Sadece 7 yaşından küçük çocukların içmesi sakıncalı. Onun haricinde yetişkinlerin çok rahatlıkla içebileceği ve mide rahatsızlıklarına da iyi gelen bir sudur. Peki şimdi az önce siz suyun faydalarını saydınız. Ama insanlar şunu da merak ediyor. Hani bir Sındırgı'da gelip burada bir hafta sonu geçirmek istersek ya da günübirlik gelmek istersek kalmadan sadece havuzlardan faydalanmak için ödenecek olan ücret ne kadar? Şimdi şöyle, normal şartlarda otelimiz yarım pansiyon hizmet vermektedir. Yarım pansiyon kişi başı günlük 150 liradır fiyatımız. Fakat kalmak istemeyen misafirlerimiz de gelip günübirlik havuzlarımızdan, saunamızdan, buhar banyomuzdan, terapi havuzlarımızdan, kar çeşmemizden, fitness center'ımızdan istifade edebilirler. Bunun da günlük fiyatı 40 liradır. Teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Efendim dediğim gibi Sındırgı çok hızla gelişen, hızla güzelleşen bir yer. Hani yazın yolunuz düşerse bu bölgeye bence Sındırgı'yı mutlaka görün. Kolonyasından alın, ondan sonra efendime söyleyeyim pazarını gezin. Kızınız varsa bütçenize göre 100 liradan başlıyormuş. Çeyizine halı kilim alabilirsiniz. Yorgunluğu atmak için de benden size tavsiye, Sındırgı'nın şifalı sularını mutlaka deneyin. Dolu dolu Anadolu'nun bu haftada sonuna geldik. Efendim güzel bir havada, doğanın içerisinde keyifli sohbetlerle Balıkesir Sındırgı'dan sizlere izlenimlerimizi, yaşadıklarımızı anlatmaya çalıştık. Umarım ekran karşısında keyifli zaman geçirmişsinizdir. Buraya geldiğimiz andan itibaren dostlarımız bize her konuda yardımcı oldular. Kardeşlerimiz kepçeciyle yumurtacıya ve tabii ki sevgili dostum Suat'a buradan teşekkür ediyorum. Bizimle ilgilenen güler yüzlü Sındırgı halkına buradan selamlarımızı, teşekkürlerimizi yolluyoruz. Yıllardır görmediğim lise arkadaşım Yener Duygun dedi ki her hafta seni izliyorum. Ya kardeşim bir de bana selam söyle, de ki bizim okulun en yakışıklı öğrencisi Yener Duygun'a da selam söyle. 20 senede biraz kilo almışsın, çirkinleşmişsin ama hala formdasın güzel kardeşim. Yener Duygun'a da buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Efendim Mert Savaş 08 Twitter adresim. Yorumlarınızı bekliyorum. Elektronik posta içinse mertsavaş@kanaltürk.com.tr'den bize ulaşabilirsiniz. Hatta bizi yaşadığınız yerde görmek istiyorsanız davet edebilirsiniz. Seve seve geliriz. Kameraman arkadaşım Mutlu Şahin, prodüktörlerimiz Yalçın Aksoy, Serkan Göktaş. Çok güzel görüntüler var, çok güzel klip hazırladılar. Güzel ülkemizin cennet köşelerinden birinde. Haftaya buluşmak üzere efendim. Bu haftalık bizden bu kadar. Hoşça kalın.